Lekin bugun mavzuni o'zgartiramiz. Va bu mavzuni o'zgartirishligimiz sababi, masalan, har xil mavzular bo'lsa, odamlarda sal zerikish ham bo'lmaydi. Bugungi mavzuimiz boy bo'lish haqida. Aynan bu mavzuni bugun tanlashligimiz sababi ham kecha bir yigit shu yerga keldi. Kelib aytdiki, shu 2 yil oldin bitta hadis aytgansiz. 2 yil oldin mashin minbarda turib bir hadis aytganmiz. Uni 2 yil oldin shunda talab o'qiganlarda esida bo'lsa kerak. Shu aytgandingiz, shu hadisga amal qildim. Ixlos qildimda amal qildim. Qarzim bor edi. Qarzimdan ham qutulib ketdim. Keyin boyibam ketdim, ya'ni pul oshindim. Shuni yana bir marta aytib bersangiz, men hayotimda shuni tajriba qilib ko'rdim. Boy edim. Boshqa birodarlar ham shunga amal qilib, shoyat boyib ketsa ajoyib dedi. Keyin o'ylanib qoldi. Haqiqat hozir bir iqtisodiy tanglik. Savdolar yo'q, hamma shikoyatda. Ajoyib endi odamlar shunga amal qilib boyib ketsa degan maqsadda shu hadisni o'tmoqchimiz. Innal insana li hubbil khayr la shadid. Albatta inson baribir dunyoda yaxshi ko'radi. Insonni tabiatida bor bu. Alloh taolo qo'ygan. Yo boylik demoq kiradiganlar ham bor. Yo'q, mana ovoz ham chiqmaydi. Ko'ngil uchun aytib qo'ymaydi hech kim. Alloh taolo qalbga muhabbatni qo'yib qo'ygan. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri al-muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harf. Zalika mata'ul hayati ad-dunya. والله عنده حسن المآب. آل عمران ده الله سبحانه وتعالى айтады ки адамларга хуб у шахват дунё шахватларини яхши кўришлик зийнатли қилиб кўрсатилди. Аллоҳ таоло бизга қўйиб қўйган буни гавҳар қилиб. Одамлар дунёда яхши кўради. Минан ниса аёлларда. Аёллар ҳам шахватлардан. Вал банин фарзандлар билан. Ўғил, қиз. Вал қанатил муқантара. Қанатил муқантара. Shu oltin kumushlari ko'p-ko'p uyim-uyimini yaxshi ko'radi. Ya'ni ko'p puli bo'lsa hamma yaxshi ko'radi. Wal khayril musawwama. Shunaqangi tez chopadigan otlar, mashinalar, Mercedes, BMW hamma yaxshi ko'radi. Lexus. Kim ham ko'radi? Wal khayril musawwama min al-an'ami wal harz. An'am shoroq hayvonlarini yaxshi ko'radi. Mol, oti bo'lsa, yo'q, ko'plagan qo'ylari bo'lsa hamma yaxshi ko'radi shuni. Min al-an'ami wal harz. Ekin tekin bog'roqlari bo'lishini hamma yaxshi ko'radi. Alloh taolo buni aytayapti. Insonlarning qalbiga shunaqangi dunyo muhabbatini biz qo'yib qo'ydik deyapti. Zinatli qilib qo'ydik deyapti. Lekin bu hayoti dunyoni zinati. Zinat odam shu bilan faxrlanishdi. Boshqalarda oldida shu bilan sal boshqacharoq turishni xohlaydi. Lekin husnul ma'ad chiroyli qaytish Alloh taolodan deyapti. Mangu boqiy hayot Allohdan. Islom boylikka qarshi emas. Islom dini boylikka qarshi emas. Balki targ'ib qiladi, haloldan topishga targ'ib qiladi. Islom dini faqat shu boylikka qul bo'lib qolishdan qaytaradi. Qullikni Allohga qilish kerak. Pulga qul bo'lib qolishdan, dunyoga qul bo'lib qolishdan qaytaradi. Chunki qul bo'lib qolsa, shu haqqini ado qila olmaydi. Zakotini bera olmay qoladi, sadaqasini bera olmay qoladi. Shuning uchun Islom bu narsalardan qaytaradi. Umuman pul topishlik, ya'ni boy bo'lishlikning sabablari bor. Alloh subhanahu va taolo hammaning rizqini al-misoqda bitib qo'ygan. Ya'ni insonlarni yaratayotganda hammaning rizqi bitib qo'yilgan. Shu rizqidan oqishi ham olmaydi, kam ham olmaydi. Ming harakat qilsin, o'zini o'tdan choq qursin, Alloh taolo bitib qo'ygan deyiladi. Lekin hadislar keladiki, inson shu sabab bo'ladi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida keladiki, kim istig'forni o'ziga lozim tutadigan bo'lsa, doim aytib yuradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo undan g'amini ketkizadi. Dardlarini aritadi. Va yarzuquhu min haysu la yahtasib. Kutmagan joydan uni rizqlantiradi deydi. Demak, istig'for aytishlik ham rizqni jalb qiladigan amallardan bittasi ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Nuh tilidan faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin. Ya'ni Nuh alayhisalom qavmiga aytibdi. Ey robbilarga istig'for aytinglar. Ya'ni Allohga istig'for aytinglar dedim.
innehu kana ghaffara. Çünkü istiğfarlar Rahman Gaffar. Günahlarını keçiriyorlar. Ve yursil semaa Osman'dan sizlere bulutlar da yuvarlar. Osman'da bulutlar yağmur yağdırlar. Onlardan sizlere ot olanlar usat. Hayvanlar yerler şunlarda yiydi. Semeredi, süt veredi. Ve yumdidikum bi amvalin ve banin. Eğer istiğfarlar sizler, sizlere de şu banin, amval, mol, dünya bilen ve farzantlar bilen siyleydi. Madat veredi sizlere dedi. Demek istiğfaram rızkı calpladığı amellerden bitmez. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri ki tasahharu, saharlik ile çünkü saharliğinde bereke var dedi. Demek saharliğim berekenin amellerden bitmesi ki saharlik ilişkili. Ve bunun ihlas ilişkili. Peygamber ayetti. Elbette şu nasıl bulur degen nasıl bu ilişkili. Biz bugün oturduğumuz hadisimiz, iki ile onun etken hadisimiz, Abu Hurayra radıyallahu anh'dan, İmam Bukhari ve İmam Müslim'de rivayet kılınan, muttafakun aleyh, böyle hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayra radıyallahu anh'u kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekani yenzilani. Feyekulu ahaduhuma Allahumma aati munfiqan khalafa ve yekulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa dit. Abu Hurayra rivayet kılıyorken bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetti ki bandalar tong attıradığı her güne samadan, osmandan ikide parişte çıkardı yerge. Onlardan bittesi ayetti Allahumma a'ti munfiqan khalafa dit. Ey Allah'ım bugün infak kıyenge o'zining o'rnini to'ldirgin deydi. Yana bittasi aytadiki Allohumma a'ti mumsikan talafa. Bugun pishirlik qilgan baxilga talofatini bergin deb aytadi deydi. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam osmondan har kuni tong saharda ikkita malaikani tushishligini aytyapti. Va bu farishtalar qaysi shaharga tushishini aytmayapti. Qayerga tushishini ham aytmayapti. Demak biz e'tiqod qilamiz osmondan har kuni ikkita malaika tushar ekan. Ve bunlardan bir tanesi dua kılarken, duaya hayır. İkincisi duayı bat kılarken. Duaya hayır kıyan, ey Allah'ım, bugün oradan, bırakma sana, seni yolunda çıkarken adamın oranını toldurgin, evazını bergin, barakasını bergin de dua kılarken. Bu parıştanın duası. Parıştaların duası ya mücabat. İkinci malayike duayı bat kılarken. Bugün pişirli kıyan, mumsik, bakıldı, talafatını bergin de yaptı. Lekin bu parıştalar hangi çıkarışta ekleyken yok. 5 son çıkardı mı? 5 son çıkardı mı? 100 son çıkardı mı? 10 dolar çıkardı mı? 50 dolar çıkardı mı? Her gün aitmeyen. Her kim özünü çöpteyi yakadı. Hatta 5 son çıkarsa her gün insan çıkarışta oraya ilişkileyken. Eğer şuna kadar 5 son bu sen çıkarsa Allah da onu şu parıştan duası icabat bu düşünce tuvalik yapmasa Allah da onu berekesini belen diyemez. Demek her gün önüme ilişkileyken. Bir zaman da bandor kirish ketganda yoki chiqqandan keyin yoki uydagilarga tayyorlab qo'yish kerak, bir karobka qilish kerak. Karobka. Oldin bo'ladi, kapilka deymiz. Shunga inson o'zidan bir narsa chiqarib turish kerak, har bir odam. Shu farishtalarning duosiga mushallaq bo'lish uchun. Undan tashqari har kuni chiqargan odam har xil balolardan qutuladi. Har xil kasalliklardan o'zini saqlab oladi. Bo'lmasa, bari nariy farishtalarning duosiga uchrayapti. Bu bilan inson o'zidan baxillikni ketkizadi. Bakıllık, insanın içi ekilik etken, onlar çık etken. Her gün çıkarışı odaklanırsa bunu farzlandı görerdi. Farzlandıyan demek verip duruş gereken adam vererdi deydi. Demek şuna hangi sahavatlı adamlar, aileler dünyaya payda buladı. Ölüyen adı, yaş avlatlara. Ulanın közü de kılınsa, yüreğiler şunu kıladiyen olsa, her gün alıp, kendisizce şu parıştalar, dua kılar da parıştalardı, duası bile, insan bu ekildi. Bunca misal kılıp, şu paytaya bitti misallar diyen, boyan okuyor, insanlar bunu tecrübe kıyar. Bu yigit iki yıl aldı menge aitti. Peki onge davranıp on tane köp adam menge aitti. Şunu kılıp biz bu ayıp ketti ki, Rasulullah şuna kabul erken dedi. Demek ihlas ilişkili. Peygamber ayeti yaptı ilişkili. Bu Bukhari'deki hadis. Şu Arap memleketlerde de iki de dünyanın bana boyan okuyası var. Bir dünyanın ikincisiye telefon çaktı. Salam Ali'den sonra, ey orta hocam, babamızdan, anca bu oldu, bana üniversitelerini bitirgenimizi yiyem. Bir görüşmeyi kovaldık. Bir görüşeyle gidildi. Ve ikincisi, oldu yaşlı olardı, ben şunu bir oylattırıyordum. Biz iki mihman kılaman dedi. Bu da bar hemen dedi.
bayitki men senga uyinga mashina jo'nataman debdi. Sobonsa, "Yo, mashina kelmas o'zim. Boraman uyinga" desa, "Yo, biz hozir boshqa joyda yashaymiz. Sevimizni bilmaysan" debdi. Bo'pti debdi. Aytki vaqtni belgilashganda haligina uyiga mashina keldi. Bu mashina ham endi allambaro mashina, oddiy mashina emas ekan. Qarab hayron bo'pti. Studentni xotini, student. Keyin mashinaga chiqibdi. O'rtoqiniki ketyapti, yonasiniki. Ketyapsa u ular yashaydigan joy emas. Boshqa shahardagi eng boylar yashaydigan mahalla. Hayron bo'ldi bu shofir adashib qolmayaptimi o'zi? Desa shu mahallaga keldi-da, uylar ham hammasi baland-baland. Bir chiroyli baland uyni yoniga kelib to'xtatdi. Hayron bo'lgan bu mashinada o'tirgan. Eshikni qiya ochib ichkaridan dugonasi kutyapti. Mashinadan tushiblar, dugonasidan salom aytdan keyin, "Ey o'rtoqjon, tinchlikmi? Xazina topdinglarmi?" debdi. Bunaqa bo'lib ketishlar. Desa, "Hozir ichkariga kelsang, yuzak beraman" debdi. Kechkarida o'tirib gaplashib aytishdi. Kiyovim bir kuni masjidga chiqqan ekan. Masjidga chiqsa, imom bitta hadis aytibdi debdi. Ya'ni shu hozirgi Abu Hurayraning hadisi. "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma aati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma aati mumsikan khalafa." Ya'ni har kuni tong otarkan Allohda ikkita osmondan malaikalari, farishtalari tushadi. Ulardan bittasi shu duoi xayr qiladi bergan odamga, ikkinchisi duoi bad qiladi pishiqlik qilganga debdi. Shundan keyin erim aytdi menga, "Bir karaoke yasab qo'ydik. Ki har kuni shu kiyovim ochib ketayotganda shu 1 riyaldan olib karaoke sotib qo'ydim" debdi. 1 riyaldan olib, ularda riyal, bir eng kichik puli. 1 riyaldan olib sotib qo'yardik debdi. Keyin bir oy bo'ladi, to'lib qoladi. Keyin olib ko'chada ko'rgan ikkita muhtojga beramiz debdi. Muhtojga berib olamiz debdi. Hech qancha vaqt o'tmasdan shu yerim ishlar yurishga tushdan qolib ketdi debdi. Demak, buni payg'ambarimiz aytyapti. Inson shunaqa hayotida qiladigan bo'lsa, mana hozir ko'p tushib qolishlar, qoldirib qo'yishlar qaroqchilarga, bankrotlar bo'lib qolyapti-yu, shu narsalar oldi olinadi. Nimaga bizda shunaqangi mushkilalar, muammolar bo'lyapti? Chunki zakotini berishlik qiyin qolayotgan bo'lishimiz mumkin. Sadaqalarni chiqarishlikda shu e'tibor bermayotgan bo'lishimiz mumkin. Muhtojlar odamlar kelsa, pishiqlik qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo boshqa yerdan balolarni jo'natayotgan bo'lishi mumkin. Shunga har kuni shunga odatlanadigan bo'lsak, shunaqangi mol mulkimizni saqlab qolishimiz mumkin. Yani o'zi arzimas narsa. Bir so'mdan beri bo'lsa, odam katta pulni saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun hadislarda ham keladiki, "Ihfazu amwalakum bis-sadaqa" deydi. Mollaringizni, dunyo davlatlaringizni sadaqa bilan saqlab olinglar deydi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadisni o'rgatgan ekan. Abu Hurayra rivoyat qilyapti. Endi mana shu hadislarni bugun Ramazon 1437 yil aytdik. Mana 1438-yil yana bir necha odamlar yana bir eslatib qo'ying, shular bo'ldi deb kelsa ajoyibmas. Amin. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Shu Ramazonni haqiqiy ado qiladiganlardan qilsin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min hazzid dunya va min azabil akhira. Allohumma inna nas'aluka fi'lal khayrat va tarkal munkarat va hubbal masakin va an taghfir lana va an tarhamana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.